Selamlar arkadaşlar, şu an Joy Denenmez kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hazır Steam yaz indirimlerine de bitmesine az bir süre kala indirimleri nasıl geçirdiğimden, hangi oyunları aldığımdan, hangi oyunları beğenmeyip geri iade ettiğimden bahsedeceğim. Siz de alışverişinizi daha tamamlayamadıysanız, hala oyun arıyorsanız bu videonun yardımcı olacağını düşünüyorum sizlere. Ya lafı da fazla uzatmayalım. Hadi şimdi videoya geçelim. Şöyle bir liste oluşturdum ben satın aldıklarımdan bahsedeceğim ilk önce. Daha sonra zaten iade ettiklerimden bahsedeceğim. İade ettiklerim işte beğenmeyip geri verdiklerimi. İlk sırada 16 Seconds var. Bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir aralar bütün yayıncılar bu oyunu oynuyorlardı. Stratejiye dayalı bir oyun bu. Yani en azından çat pat da olsa İngilizceye sahip olmanız gerekiyor bu oyunu anlayabilmek için. Güzel bir oyun. Hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. İşte taktik geliştirerek işte ne yapsam, şunu dışarı mı yollasam, işte yemekleri hangisi için harcasam gibi şeyler düşünerek ailenizi hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Yani bunu ne kadar almıştım? 18 liraydı galiba. 1 lira 80 kuruşa falan aldım. İkinci sırada Age of Civilizations var. Bu oyunu hiç oynamadım daha. Ben bu tarz oyunları da pek sevmem. Yani o hiç anlamam daha doğrusu. İşte bu oyun çok kolay olduğunu duydum. Ucuzdu da 5 lira falan olması lazım. 10 liradan 5 liraya mı ne düşmüştü? Arkadaşım önerdi bunu da. O şekilde aldım. Bunu da deneyeceğim. Üçüncü olarak Agents of Mayhem. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Bu Saints Row'a benzediği için aldım ben bunu. Belki de aynı şirketin oyunu olabilir. Güzel bir açık dünya oyunu. 10 liraya falan düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. 40 liradan 10 liraya düşmüştü. Üçüncü buydu. BitCup bunun videosunu çektim zaten. Çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. Devam ediyorum bu oyuna da oynamaya. Bitireceğim yani. Çarşamba günü oynamışım. İşte Perşembe oynamadım. Bugün oynarım muhtemelen videodan sonra. Güzel bir oyun. Nasıl? Bunu zaten videosunu yukarı koyarım. İzlerseniz bence gerçekten güzel. Bu 24 liradan 6 liraya düşmüştü. Bogeyman 2. Bunu 4,5 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. 11 dakika oynamışım. Pek zaman ayıramadım bu oyuna. Bunu oynayacağım. Öyle hikayeye dayalı bir oyun değil. Korku oyunu. Güzel bir oyun. Ucuzdu. Aldım ben de bunu. The Cave. Bunu da bir arkadaşım önerdi. O şekilde aldım. 7 tane karakter var. 7 karakterden 3 tanesini seçiyorsunuz ve yani bulmaca gibi bir oyun aslında. Onu al oraya götür, onu al oraya götür tarzı. Bir platform oyunu zaten. Bu ucuzdu. 4,5 lira olması lazım bu oyun. Counter Strike Source. Bu oyunu niye aldım onu söyleyeyim ilk önce. Counter Strike serisinde ilk oynadığım oyun buydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet ya bu olması lazım. 2000 kaçtı artık? 2005'te mi ne oynamıştım ben bunu? İlk bilgisayarımı aldığım zamanlar oynamıştım bu oyunu. Ucuzdu. Ya fazla oynamasam bile kütüphanemde kalmasını istedim ben. Bunun 18,5 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 1 lira 85 kuruşa aldım. Deadbolt. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu oyun da çok güzel. Amacınız şu. Bir ortamdasınız. Sağdan soldan silah bularak haritadaki insanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Harita demeyeyim de yani bir binanın içerisindeki bütün insanları öldürmeye çalışıyorsunuz. En son arabayla kaçıyorsunuz. Şeye benzettim ben bunu. Neydi oyunun adı ya? Her neyse işte piksel grafiklere sahip güzel bir oyun bu da. Bu da 4,5 liraya düşmüştü. 18 liradan 4,5 liraydı. Bu GTA 5. GTA 5'i ben offline bir şekilde PlayStation'dan falan oynamıştım. Bilgisayarımda yoktu. Bunu da alayım dedim hazır indirimler varken. GTA 5 zaten anlatmaya bile gerek yok. The Incredible Adventures of Van Helsing. Bu oyuna fazla zaman harcamadım. Ama gerçekten hoşuma gitti bu oyunda. Şans eseri buldum bu oyunda. Yani çok görüyordum tabii ki ama hiç almaya falan karar vermemiştim. Bu oyunu da aldım. Bunu da deneyeceğim. Yani fazla oynayacağım yani öğrenene kadar. İade etmeyi falan düşünmüyorum. Hoşuma gitti 15 dakikalık süre boyunca. Lakeview Cabin Collection. Evet. Buna 10 dakika zaman harcamışım. Buna da fazla zaman harcamadım. Bu oyunu tekrar oynayacağım. İade etmedim. Bu da 1 lira 85 kuruş falandı yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl bir oyun? Bu da piksel grafiklere sahip olduğu için aldım. Bunu hoşuma gitti. New Star Manager. Bunun da videosunu çekmiştim. Çok güzel. New Star Soccer oyununun menajerlik oyunu olarak düşünebilirsiniz. Telefonda da varmış sanırım bu. Ben Steam üzerinden aldım. 32 liraydı. 16 liraya düşmüştü. O zaman aldım. Yani menajerlik oyunu. Türkiye'yi mesela seçtim. Ben sizi New Star diye bir takımdan başlatıyor. Menajerlik yapıyorsunuz işte. Oyuncularınızın güçlerini arttırıyorsunuz. Ne bileyim. Transfer yapabiliyorsunuz. Kulüp binalarını genişletebiliyorsunuz. Büyütebiliyorsunuz. Tribünler falan. Hoşuma gitti.
Resident Evil 6. Bu da Resident Evil bütün oyunları bende var. Bir tek bu oyun yoktu. Bir de 7. oyun yok. Bunu alayım dedim. Ben indiriyordum zaten en son. Bunu oynayacağım. Yani hiç denk gelmedi. Yani Resident Evil oyunlarını çok severim aslında ama bu oyunu hiç niye bilmiyorum. Hiç oynamamışım. Alayım dedim. The Room 3. Bu zaten The Room oyun serisini biliyorsunuzdur. İlk baştan Android için telefonlara çıkmıştı. Sonra Steam üzerinden falan da satışa sunuldu. 10 liradan 2 liraya düşmüştü. Bu da bunu alayım dedim. İlk iki oyununu zaten bitirmiştim. Bitirdim zaten. Bu üçüncü oyununu da bitirdim. Yine de listeye koyayım dedim. Zap. Zaten Zap oyun serisini de biliyorsunuzdur. Güzel bir oyun serisi. Başarımlar için bile alınabilecek bir oyun serisi. Bir bulmaca oyun serisi diyelim. Zaten ben çoğu videomda bahsetmişimdir bu Zap oyun serisinden. Ya bunda eksik kalmasın dedim. Daha bütün oyunları aldım ben. 18. oyunum artık. Kaçıncı oyun bilmiyorum. Bayağı oyunu var. Bunu da alayım dedim. 2 liradan 1,5 liraya falan düşmüştü. Satın aldığım oyunlar bu kadardı. Ne kadar tuttu tam olarak bilmiyorum ama bayağı tutmuştur herhalde ya. Yani 200 liraya yakındır herhalde. Bir de iade ettiklerim vardı. İade ettiklerimi şöyle mağazadan göstereceğim sizlere. Yani tabi bunların dışında da birkaç tane de aldığım oyunlar vardı. Onları listeye koymak istemedim. Belki size garip gelebilir. Çünkü ben onları koleksiyon kartı için alıyorum. Mesela bazı oyunlar oluyor. 2 lira oluyor. İndirimle 1 liraya, 1 lira 5 kuruşa falan düşüyor ama yani hiç oynanılabilir gibi oyunlar değil ama sadece koleksiyon kartları için bile alınabilir. Mesela 1 liraya aldığım oyun, ben oyundan yani koleksiyon kartlarını sattığım zaman 1,5 lira bile para kazanabiliyorsunuz. Bir kar sağlıyorsunuz sonuçta. Ve kütüphanenizi de genişlemiş oluyor. Onları eklemek istemedim. 2-3 tane de öyle oyunlar vardı. Başka mesela şu oyunu almışım ve beğenmedim. Bu oyunu iade ettim. Ne kadar? 31 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 31 liradan 7,75'e düşmüş. Benim burada görüntüsü hoşuma gitti. Gerçekten mesela şöyle baktığınız zaman hoşunuza gidiyor. Fakat oyunu indirdiğiniz zaman gerçekten çok sıkıcı bir oyun. Hiç eğlenceli bir oyun değil. Yani çocuk oyunu falan da değil yani. Böyle baktığınız zaman çocuk oyunu gibi gözüküyor ama çocuk oyunu değil. Hiç eğlenceli gelmedi bana. Ben iade ettim hemen. Zaten fazla da insan almamış. 17 tane yorum var. Başka hangi oyunu? Şu oyun. Belki bundan dolayı bir tepki görebilirim ben ama bu oyunu daha önceden hiç oynamamıştım. Alayım bir oynayayım dedim. Normalde severim parkur oyunlarını. Fakat bu oyun gerçekten hoşuma gitmedi. Yani zor. Belki de zor geldiği için iade ettim ben. Ya fazla da oynamamışımdır zaten. Ne kadar oynadım? En fazla yarım saat oynamışımdır. İade ettim sonra. Oynamayacağım için iade ettim. Belki kütüphanemde boş boş kalacağına. Onun parasıyla başka oyun alırım diye iade ettim. Başka şu oyunu iade ettim. Belki bundan dolayı da tepki gösterebilirsiniz. Bu Half-Life'ın bir modu olarak çıkmış aslında da ilk baştan. Daha sonradan bunu bir oyuna çevirmeye karar vermişler. Bu oyun bak son derece olumlu, bayağı olumlu oy almış. Ben bu oyunu neden iade ettim? Yani bana Half-Life'tan bir farkı yokmuş gibi geldi. Başlangıçta güzel geldi fakat yani bir kısımda mesela şey oldu. Işıklı bir sahnesi vardı. Gözlerimi çok fazla yaktı. Ben de bir anda oyunu kapattım yani kendimden geçtim öyle söyleyeyim. Hoşuma gitmedi çok ışıklı sahneleri falan. Bildiğiniz Half-Life'ın aynısı. Yani bölümler bile birbirine çok benziyor yani. Hikayesi de çok benziyordu. O yüzden iade ettim onu da. Bir de son olarak şu oyunu iade ettim. İkinci oyunu pahalıymış bayağı. Ben ilk oyununu aldım. Ya böyle baktığınız zaman çok güzel gözüküyor fakat oyun çok karışık geldi bana. Bir de böyle ilerliyorsun bir anda ölünce çok sıkıcı geldi. Tekrar başlamak istemedim. İade ettim yani zaten bunu da arkadaşım önermişti. Bilmiyorum. Aslında o kadar da kötü gözükmüyor. Şimdi böyle videolarına baktığınız zaman kötü gözükmüyor ama ben böyle ilerlediğim bir yerden sonra mesela düşünsenize bölümün sonuna gelmişsiniz ve save alınmadan ölüyorsunuz. Bu da o tarzdaydı. Bayağı ilerledim. Sonra yani hatta 15-20 dakika oynamışımdır. Oyunu anlamak için zaten harcadım bir süresinde. Bir yerden sonra oyunda öldüğüm için en başa attı. Ben de o yüzden hemen iade ettim. Daha başlayamazdım yani çok aynı şeyleri tekrarlamak sıkıcı geldi bana. Başka ne vardı? Hani Pop oyunu var mesela onu da göstermeyeceğim. Onu da koleksiyon kartları için almıştım. Biraz kendi Crash'a benziyordu zaten. O yüzden almıştım ama hiç beklediğim gibi bir oyun çıkmadı. 4,5 liraydı o da onu da iade ettim. Başka yani bu indirimler bu kadar böyle geçirdim. Bu indirimlerde başka oyun alacağımı düşünmüyorum. Zaten bir sonraki indirimler muhtemelen 31 Ekim'de falan olur. 31 Ekim'de ne indirimi oluyor? Cadılar Bayramı indirimi olur. O zamana kadar bakarım artık başka oyun almayı. Bu indirimleri böyle geçirdim. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım oyunlar hoşunuza gitmiştir. Umarım size de bir fikir olmuştur.
Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basın. Unutmayın, kanalıma hala abone değilseniz 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous, gangbangers and cold weed.